İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi 2. toplantısının 8. oturumu. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Pervari ilçesi. Artsakh insan hakları savunucusu. Soğuk kış koşullarında yaklaşık 1100 kişi yolda kaldı. Net Price, gerginliği azaltmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Kafkas Mirası İzleme Komitesi. Artsakh'ta Azerbaycan tarafından 5 tahrip edilmiş ve 7 hasar görmüş yer kaydetti. 17 mekan risk altında. Uluslararası Hukuk İşleri Temsilciliği, Berzor'daki durumun uluslararası hukuk alanına taşmayı düşünüyor. Dondradun adlı film, Viyana'daki Bu İnsanlık Dünyası Film Festivali'nin uluslararası yarışmasının galibi ilan edildi. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi 2. toplantısının 8. oturumu 17 Aralık 2022 Cumartesi saat 12'de Ermenistan Cumhuriyeti'nde, saat 9'da Fransa Lyon'da, saat 4'te Arjantin'de, saat 22'de Los Angeles'ta gerçekleşecek. Oturum aşağıdaki programa göre gerçekleşecek. 1. Bölüm, Parlamento Başkanı'nın açılış konuşması. Oturumda hazır bulunan ve bulunmayan milletvekilleri listesini ve yetkili milletvekillerinin yetkilerini onaylamak. Oturum gündemini sunmak ve onaylamak. Yeni milletvekili adaylarını sunmak ve onaylamak. 30 imza gerekir, müracaat süresi Aralık 2023'e kadar. Ulusal Meclisi Milletvekili Komisyonları, özellikle komisyon başkanları tarafından cari dönemle ilgili raporların sunulması. Gaziler, Engelliler ile Yurtsever Kamu ve Toplum Kuruluşları Komisyonu Başkan Vrej Abrahamyan, Hukuk Komitesi Tasarılar Hazırlayan Komite Başkan Nelly Harutyunyan, iç tüzükte olası yeni değişiklikler ve cari yıl için yeni yönetim kararlarının tartışılması, seçim öncesi kampanya organizasyonu, milletvekillerinin konuşmaları, Leonardo Basmacıyan, Arakeşişyan, Asadur Balkıs konuşmaları. Ara, 2. bölüm. Milletvekillerinin konuşmaları. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın konuşması, ulusal anayasa değişikliği önerileri, Batı Ermenistan Başbakanı ve bakanlarının konuşması ve hükümetin çalışmaları hakkında raporun sunulması, Ulusal Meclisi Başkanı'nın kapanış konuşması, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Nelly Harutyunyan tarafından oturumun özetlenmesi. Parvari ilçesi, Batı Ermenistan'ın Bağış-Bitlis vilayetinin Siirt ilinde yer almaktadır. Geniş coğrafyası nedeniyle Parvari birkaç kesimden oluşuyordu. Parvari'nin merkezi Doğu Dicle'nin sol yakasındaki Hasher kasabasıydı. Hasher kasabasında Surp Asvazadin, Kutsal Meryem Ana Taş Manastırı bulunuyordu. Halk arasında Parvari surlarının kalıntıları korunmuştur. İlçeye dağlık bir koruma sahipti ve meralar açısından zengindi. Nüfus ağırlıklı olarak hayvancılık, tarım, arıcılık ve bağcılıkla uğraşıyordu. 19. yüzyılın ortalarına kadar ilçede 300 hane Ermeni yaşıyordu. Bunların çoğu ilçeye giren göçebe Adyanlı ağaların zulmüne dayanamayarak başka yerlere göç etti. Ancak orta çağın sonlarına kadar Parvari nüfusunun ezici çoğunluğu Ermenilerden oluşuyordu. 1915 yılında Parvari ilçesinin Ermeni nüfusu soykırıma Armenüs'de maruz kaldı. Düşmanın üstün güçlerinin baskısı altında tüm ilçe yok edildi, yağmalandı ve halk savaşarak daha güvenli bir yer olan Moksa geri çekilmek zorunda kaldı. Aynı yılın yazında hayatta kalanlar da ülkeyi terk etmeye zorlandı ve büyük bir kısmı Doğu Ermenistan'ın farklı bölgelerine yerleşti. Ancak saflarında vatanlarını hiç terk etmeyen Ermeniler de kaldı. Artsakh Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Geram Stepanyan kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasında şunları yazdı. Azerbaycanlılar Artsakh'ı Ermenistan Cumhuriyeti'ne bağlayan tek yol olan Stepanakert-Gorus otoyolunu sahte çevresel nedenlerle kapattılar. Yaratılan durum feci insani sonuçlara yol açıyor. Gıda, enerji kaynakları, ilaç ve gerekli gıda tedariki durduruldu. Şu anda 270 çocuk dahil olmak üzere yaklaşık 1100 kişi soğuk kış koşullarında ailelerine katılma fırsatı olmadan yollarda kaldı. Bu, Artsakh halkını terörize etmeyi, varoluşsal tehdit altında Artsakh'tan çeşitli hayati konularda tavizler almayı ve iradesini dayatmayı amaçlayan Azerbaycan'ın etnik nefret politikasının bir başka tezahürüdür.
Bunlar, şimdiye kadar uygun bir uluslararası tepkinin bulunmadığı geniş çaplı ve ağır insan hakları ihlalleridir. Uluslararası aktörlerden aktif bir tepki bekliyorum. Batı Ermenistan, Azerbaycan tarafının feci sonuçlara yol açan eylemlerini şiddetle kınıyor, uluslararası toplumu sert adımlar atmaya çağırıyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında Washington'un Berzor'daki durumu takip edip etmediği ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in bu konuda Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan tarafıyla son dönemde yaptığı görüşme ile ilgili sorusuna yanıt verdi. Amerika'nın Sesi haber ajansından aktarılan bilgiye göre Ned Price soruyu şöyle yanıtladı. Biz sürekli bu zorluğa, gerginliğin gevşemesine, bu iki ülkeyi sürdürülebilir, kapsamlı bir çözüm yoluna sokma ihtiyacı üzerine odaklanıyoruz. Bu iki ülkenin dışişleri bakanları düzeyinde Washington'da bir toplantı organize ettik. Aynısını New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde de yaptık. Ayrıca kıdemli danışmanımız Philip Riker, elimizden gelen her şeyi yaptığımızdan ve en önemlisi bu iki ülkenin bu gerilimi azaltmak için ellerinden gelen her şeyi yaptığından emin olmak için her iki ülkedeki yetkililerle aktif olarak diyalog halindedir. Artsakh'ın Ermeni tarihi ve kültürel mirasına verilen zarar en çok 3 bölgesinde göze çarpıyor. Birinci kesim Şuşi şehri ve çevresinde yer almaktadır. İkinci kesim yeni yolların inşa edildiği Artsakh Dağlı Karabağ'ın güney bölgesinde. Son aylarda Berzol bölgesindeki Ermeni tarihi ve kültürel mirası ciddi bir tehdit altındadır. Bu gerçeği soykırım suçuna karşı konulu 4. Küresel Forum'da Kafkas Mirası İzleme Komitesi'nin eş başkanı, Cornell Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Fakültesi doçenti Lori Haçadıryan ifade etti. Lori Haçadıryan, Kafkas Mirası İzleme Komitesi 2. Artsakh Savaşı'nın başlamasından bu yana 5 doğrulanmış, imha edilmiş alan, 7 doğrulanmış hasar gören alan ve 17 tehdit altında bulunan alanı kaydetti. Bulgularımızı belgeledikten sonra raporlarımızı hem Azerbaycan'ın hem de Ermenistan Cumhuriyeti'nin UNESCO Ulusal Komisyonlarına ve Birleşmiş Milletler Özel Raportörüne gönderiyoruz. Raporları Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na ve Uluslararası Adalet Divanı'ndaki Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan'a karşı davasında yer alan avukatlara gönderiyoruz. Bulgularımızı geniş çapta yayarak daha fazla yıkımı önleyebileceğimizi umuyoruz, dedi. Uluslararası yasal sorunlarla ilgili Ermenistan Cumhuriyeti temsilcisinin ofisi, Berzor Koridoru'nun Azerbaycan tarafından kapatılmasına ilişkin uluslararası yasal mekanizmaların başlatılması olasılığını tartıştığını bildiriyor. Açıklamada şöyle deniyor. Son iki gün içinde vatandaşların, araçların ve yüklerin Berzor Koridoru'ndan geçişinin Azerbaycan tarafından engellenmesinin, Artsakh halkının bir takım temel haklarının ihlal edilmesine yol açtığı dikkate alındığında Uluslararası Hukuk İşleri Temsilciliği Ofisi uluslararası yasal mekanizmaları başlatma olasılığını tartışıyor. Atılan adımlar hakkında sizi bilgilendireceğiz. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Film Merkezi İnna Mkhitaryan'ın yönettiği Tonradun adlı filmin Viyana'daki Bu İnsanlık Dünyası Film Festivali'nin uluslararası yarışmasını kazandığını bildirdi. Bu film 30 metrekarelik bir alanı kapsayan fırına giren 5 kadını konu alıyor. Kadınlar tandırda lavaş pişirerek hayatı ve savaşı tartışıyorlar. Film yönetmeni İnna Mkhitaryan, görüntü yönetmeni Antranik Sahakyan, film Dokino, La Uy, Sine Prodüksiyon tarafından gerçekleştirildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Viken Hovsepyan tarafından seslendirilen Büyük Gomidas Vartabet'in Ermeni halk şarkısı Zulu adlı eseri sunuyoruz. Ես կմեռնեմ քեզի համար հավար զուլո մազաց զուլո բացվիր բացվիր
Բացվիր, բացվիր իմ վարդ զուլով. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.